Ayşe anamız aytadılar ki, bir günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cüdeyen çıraylık bir keyfiyette kirip kaldılar dedi. Üyge kirip gigenlerde Resulümüz aleyhisselam'da rurası keyfiyetleri cüde çıraylık kirip gittiler de. Adeti erkek kişi üyge şuna keyfiyette kirse ayollar faydalanadı bilesiz. Bizikiler kendi faydalanadı, derhal o gizmegen narsasını o gizme olamam dedi. Karası dadasının cüdeyen keyfiyeti zor, derhal bir piyeli çayda damlayıp oturup bana o narsalarda o bir sizimde, o kısımda, hemen muammalarda ait oladı. Keyfiyatı zor. Ham aytganini qovaradi u ham. Xursand bo'lib ketdi. Endi Oyisha onamiz aytadilar ki, "Men ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kiruvdilar, shunaqa chiroyli kayfiyatini ko'rib foydalanishga harakat qildim" deyapti. Oyisha onamiz ham foydalanyaptilar. "Mana bu narsani olib bering, ya Rasululloh, bundoq qiling, undoq qiling" demayaptilar. Holbuki so'raydigan narsasi dunyoviy juda ko'p edi. Hatto taqinchoqlari yo'q edilar Oyisha onamiz. Lekin Oyisha onamiz nima so'radilar? Ayşe anamız kelip ettiler ki, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, udullah aleyh, mine hakkımge dua kıberin dediler. Sonra genler sesini kalın. Mine hakkımge dua kılın dediler. Keyfiyetlerden faydalanın. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kullarını duaya açtılar. Allahümme gfirli Ayşe. Ya Rabbi, Ayşe'ni uzun keçirgin. Onun günahlarını avvalgi ve keyengilerini. Ama taakhara. Keyingilar o mataqaddama mindan biha. Keyingi yo, keyin bo'ladigan u hozirgi gunohlarini ham kechirgin. Va ma asarrat, nimani maxfi qilgan gunohlari bo'lsa, va ma a'lanat va oshkora qilgan gunohlari bo'lsa ham kechir deb duo qildilar. Avvalgi yo, keyingi bo'ladigan gunohlari, maxfi yo, oshkora gunohlarini Oyishani kechir deb duo qiluvdilar. Oyisha onamiz aytadilar ki, men xursand bo'lib ketib shunaqa darajada kulibmanki, hatto boshim o'z zotni tizzalariga tegdi dedi, xursand bo'lganimda. Shunda menga qarab, "Ey Oyisha, duoyimdan shuncha xursand bo'ldingmi?" deganida dedilar, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sizning duoyingizdan xursand bo'lmasdan bo'ladimi? Axir o'z zotni duosi mustajab. Tamom. Endi Oyisha onamizning avvalgi va keyingi gunohlari kechirildi. Oshkora yu maxfiysi kechirildi. Qanday xursand bo'lmay?" deyodilar. Rasulimiz bir gap aytdilar. "Men shu gapini sizlarga yetkazaman. Siz ham qani Oyisha onamizdek xursand bo'la olasizmikin? Qani Oyisha onamizdek ko'zingizga yosh kelamikin?" "Nima deb aytdi aytaymi?" Rasulimiz aytdilarki, "Vallohi" dedilar. "Allohga qasam ichib aytamanki, men har kuni 5 mahal namozdan keyin xuddi shu duoni ummatim uchun qilaman" dedilar. Alloh har namozda qilarkan, "Allohim, ummatimni avvalgi yo keyingi, oshkora yo maxfiy gunohlarini kechirgin" deb duo qilarkanlar 5 mahal. Muslimon o'z. Bugun siz yomon ko'rayotgan ummatni Rasulimiz duo qilgan azizim. Haqqingiz yo'q. Haqqingiz yo'q. Siz bugun qo'pollik qilib unga azob berayotgan ummat Rasulimizning duosini ichida turibdi. Chunki Rasulimiz alayhisalom hozirgi ummat demadi, qiyomatgacha ummat dedi. Siz bir tasavvur qiling, siz ham borsiz shuni ichida. Men ham borman-a. Nomlarimizni aytmasa-da ummat dedilar. Bugun siz muomala qilayotganingizda bir narsani o'ylang. Kimidir haqqini tajovuz qilib yeb qo'yayotganimizda, kimidir firibgarlik bilan pulini olib qo'yayotganimizda, kimgadir zulm qilayotganimizda, kimgadir g'iybat qilib ig'vo qilayotganimizda, kimidir qanaqa zarar keltirayotganimizda, agarki o'sha odam ummat bo'lsa, la ilaha illalloh degan ummat bo'lib turgan bo'lsa, hayo qilib to'xtashimiz kerak. Ya Alloh, axir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 5 mahal duo qilgan odamga men shuni qilyapmanmi ya? Ittiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga borganimda menga qarab turib, "Ey faloni, men duo qilgan, men sevgan ummatning bir shaxsiga sen shunaqa qildingmi?" desa nima deymiz? Agar biz shuni o'ylasak, hech qachon bir-birimizni yomon ko'rmaymiz. Hech qachon bir-birimizga zarar keltirmaymiz. Hech qachon bir-birimizni g'iybat qilmaymiz. Hech qachon bir-birimizga tuhmat qilmaymiz. Qachoniki biz
mana shu payg'ambarimiz alayhi salomni bizga muhabbatini eslab tursak,